Hayırlı geceler kardeşlerim. Birazdan önemli bir mevzuyu sizinle hatırlamaya, onun üzerine düşünmeye çalışacağız. Siz de fark etmişsinizdir, son yıllarda acayip bir öfke patlaması var. Kin, nefret, buna bağlı olan cinayetler, intikamlar, intiharlar, toplum olarak sanki bir cinnet halindeyiz. Haberlere öyle çok fazla bakan biri olmamakla beraber, haber niteliği taşıyan hangi haberi izlesem veya okusam karşıma son yıllarda hep benzeri şeyler geliyor. Trafikte küçücük bir tartışma, sonu yaralama veya ölüm. Okul içerisinde akran zorbalığı, küçücük tartışmalardan birbirlerine zarar veren onca genç. Komşuların kendi arasında, akrabaların içerisinde, karı koca arasında maalesef şiddet artarak devam ediyor. Şefkati, merhameti unuttuk. Biliyoruz ki yaratılanlara merhamet etmeyene merhamet de edilmiyor. Ama bugün merhametsizliğin içinde boğuluyorsak suçlu yine bizleriz. Önce merhamet etmeyi öğreneceğiz ki merhamet görmeyi umut edelim. Bu olumsuz ve içimizi burkan gazete, televizyon, sosyal medya haberlerine, duyduğumuz, gördüğümüz bu tür şeylere o kadar alıştık ve sıradan hale geldi ki bazı güzellikleri aklımıza bile getiremiyoruz. Bugünkü programda bir nebze olsun o unuttuğumuz şefkati, merhameti anlamaya ve hayatımıza katmaya çalışalım. Buyursunlar. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kardeşlerim, Sa'd-ı Şirazi'nin tam da konumuzla alakalı bir hikayesi var. Bir Müslümanın sahip olması gereken kalbinin, o kalbindeki inceliğin nasıl olması gerektiğini anlatan bir izah. Diyor ki, bir yıl Şam'da öyle bir kıtlık oldu ki aşıklar aşkı unuttu. Gök yere öyle cimri oldu ki bir damla yağmur yağmadı. Ekinler dudaklarını bile ıslatamadı. Öyle bir kuraklık var. Ne kadar pınar varsa etrafta hepsi kuruyuverdi. Yoksulların gözyaşlarından başka etrafta hiç su kalmadı. Vaziyet böyleyken bir gün yanıma bir dostum geldi. Bir deri bir kemik kalmıştı zayıflıktan. Halbuki zengin, kudretli, şan ve şeref sahibi hem de iri yarı bir insandı. Halini görünce şaştım, ona sordum. Ey güzel huylu dostum, ne oldu? Sen nasıl bir felakete uğradın? Gördüğüm şu zayıf, bitkin ve kederli halinin sebebi nedir? Anlatsana. Dostum bu sözlerime üzüldü. Hayret içinde bana şöyle dedi. Ey dostum, kederimin sebebini bilmiyorsan bu ne gaflet? Biliyorsan niçin soruyorsun? Görmüyor musun ki felaket son raddeye vardı. Ne gökten yere yağmur iniyor, ne de ah edenlerin feryadı kesiliyor. Ben de şaşırdım, dedim ki, ya biliyorum, fakat bu kıtlık ve kuraklık seni neden bu kadar üzüntüye sevk ediyor? Senin her şeyin var, zenginsin. Başkaları açlıktan helak olsa bundan sana ne? Bunun üzerine o kemal ehli dostum sanki alimin cahile bakışı gibi bana manidar manidar baktı ve şöyle dedi. Ey kardeşim, sahilde olup da dostlarının denizde boğulmakta olduklarını gören bir insanın kalbinde huzur kalır mı? Benim şu benzim halkın sefaletinden sarardı. Beni kimsesizlerin ve yoksulların hali bu duruma getirdi. Vicdan sahibiyim diyen kendi vücudunda yara görmek istemediği gibi Allah'ın diğer mahlukatında da görmek istemez. Evet, dediğin gibi Allah'a hamdolsun yaram yok. Fakat başkalarının ıstırabı benim vicdanımı tir tir titretiyor. Söylesene, hastanın yanında oturan insan sağlıklı olsa bile hiç keyifli olabilir mi? Zavallı kardeşlerimin halini gördükçe yediğim her lokma boğazıma diziliyor. Sanki zehir yutuyorum. Biri ağladığında onun ağladığını gören nasıl gülebilir? Aynen bu kıssada anlatıldığı gibi. Oysa ki biz böyle değildik. Bize neler oldu? Bize bir zehir mi enjekte ettiler? Gözle görülen veya görülemeyen.
maddi veya manevi. Ne oldu bize de biz bu zamanlara geldik? Bırakın kavga etmeyi, bırakın adam öldürmeyi, bırakın bir Müslüman hakkında kötü düşünmeyi, onun başına kötü bir şey geldiği zaman sevinmeyi. Biz henüz daha küçük yaşlardayken, annemizin verdiği ekmek arası peyniri yerken bile etrafta acaba karnı aç olan arkadaşlarım var mı diye düşünüp kenarda köşede yiyen veya elimizde o ekmeği gören birisi varsa onunla paylaşan çocuklardık. Bize ne oldu böyle? Bizden neleri aldılar kardeşlerim? Bizler neleri kaybettik Allah aşkına? Küçücük yavrularımız şimdi daha henüz 3-5 yaşlarında anne ve babalarının onlara verdiği telefon veya tabletlerde insanlara vurmayı, parçalamayı, şiddet göstermeyi öğreniyor. Öyle bir koşuşturma içerisinde hayatımız devam ediyor ki, çoğu insan birbirinin sırtına binip ezmeye, onu geçmeye ve yarışın son metrelerinde ipi göğüslemeye hazırlanıyor. Bu hangi yarış? Bu koşuşturma nereye kardeşlerim? Halbuki biz Müslümanız. Ne diyor büyükler? İman, sevginin hakikatine vasıl olmak diyor. Karşındakini değersiz görme, o da çünkü Allahu Teala'nın azametinin mührünü taşıyor. Sergiliyor üzerinde, farkında olsa da olmasa da. Güzel dinimiz insanlara rahmet nazarıyla bakmamızı emretmişti. Diyor ki bir hak dostu, Allah'ın kullarına şefkat ve merhametle davran. Merhamet ve şefkatini bütün canlılara ve yaratılmış her kim varsa bolca yay ve sakın ola. Ya bunun ne değeri var? Bu bir ottur, bunun canı yoktur, şunun faydası yoktur deme. Bilakis senin aklının ermediği şeyler var. Onların pek çok faydası ve hayrı vardır ki sen veya bugünkü bilim onu henüz kavrayamamıştır. Kardeşlerim maalesef biz merhameti tam olarak idrak edemediğimiz için Müslüman olduğumuz halde Müslümanlığa yakışmayan hareketler sergiliyoruz. Peki bu merhamet nereden geliyor? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, Cenab-ı Hak rahmetini 100 parçaya ayırdı. Bundan 99'unu kendi katında tuttu. Bir cüzünü de yeryüzüne indirdi. İşte bu bir cüz rahmet sebebiyle tüm o yaratılanlar birbirine merhamet ederler. Hatta anne olan atın süt emzirirken yavrusuna zarar vermemek için ayağını yukarı kaldırması bile bu yüzde birlik rahmetin eseridir. Allah Allah! Nereden nereye dostlar? O zaman şunu diyebiliriz, ilahi ahlak ile ahlaklanan bir gönül insanı da yaratandan ötürü işte yaratılanı hoş görür. Kendini yüreğinin uzanabildiği her yerde vazifeli olarak görür. Muhtaçların imdadına koşar elinden geldiğince ve insanlara şefkat ve merhametle davranır. Hatta sadece şöyle ibadet eden şöyle zatlara değil, kâmil müminler günahkar olan bir insana bile ne kadar günaha batmış olursa olsun onun özündeki mükemmelliği görürler, sırt çevirmezler. Onun hidayeti için, tevbe etmesi için dua ederler. Onu isterler. O günahkar olan, hatalar içinde boğulan insanın ebedi hayatının kurtarılması için, nasıl denizde boğulacak insanlara canını kurtarması için şöyle bir can simidi atarlar. Aynen öyle bir Müslüman da günahkar bir insanın ahiret hayatı için can simidi olmak zorundadır aslında. Bundan yüzyıllar önce bir dergâhta tam da konumuzla ilgili bir olay yaşanmış. Efendim, ilim meclisinde sohbet ediyorlar aşk ile. Aniden sarhoşun biri o yere dalıvermiş. Tabii oradaki huzur bozuluyor. Kişi sarhoş olduğu için ağzından neler çıkıyor bilemiyoruz. Rahatsız olmuşlar ve biraz da onu inciterek dışarı çıkarmaya çalışmışlar, üzerine yürümüşler. Orada sohbet veren hak dostu, o sarhoşun oraya geliş hakikatini aklına getirdiği için, belki de oraya sığınmak için geldiğini düşünerek şöyle demiş. Siz ne yapıyorsunuz? Şarabı bu adam içmiş,
ama adeta siz sarhoş olmuşsunuz gibi davranıyorsunuz. Bırakın onu, otursun bir köşede, o da dinlesin. Yani kardeşlerim, aslında bunlar normal şeyler, bize anormal geliyor. Bugün normaller o kadar geride kaldı ki, o normallerden birkaç tanesini görünce, vay be, bu devirde ne kadar dürüst insanlar varmış diyoruz. Örneğin bir yerde kendisine ait olmayan altınla, parayla dolu bir torbayı, çantayı bulmuş birisi, bunu emniyete götürdüğü zaman günlerce haberlerde konu oluyor. Biri bir kişiye yardım ettiği zaman, vay be, ne insanlar var aramızda diyoruz. Halbuki bunlar olması gerekenler. Ama biz ne kadar bu konuda gerilerde kalmışız, siz düşünün. Evet, bir insan günah işleyebilir. Hepimiz günaha meyilliyiz ve Allahu Teala af buyursun, günah işliyoruz. İşte Allahu Teala yaratmış diye bakabilirsek, günaha olan nefreti günahkara taşımamayı ve günahkar kişiye öfkelenmek yerine acımayı içimizde hissederdik. Tam kamil iman etmiş olsaydık. Yani o günah işlenen neyse ona nefretimizi duyardık. Çünkü insanlar zaaflara kapılmıştır. Her birimizin eksik yönleri vardır. Başkasının günahını biz eleştirirken, vay şu kadına bak, vay şu adama bak derken, acaba şeytan tarafından, nefsimiz tarafından hangi günah ve hatalar içerisinde deneniyoruz? Bunu düşünmüyoruz. İlk önce yılanların soğuk ve zehir saçan diliyle değil, rahmet lisanıyla yaklaşarak evvela insanların gönüllerini fethetmek zorundayız. Bizim vazifemiz, sen şöylesin, böylesin diye onlara öfkelenmek, onları kendi haline terk etmek, beddua etmek, bağırıp çağırmak değil, güzel bir şey yapmak istiyorsak, onun elinden tutarak hem dünyasının hem de ahiretinin kurtulmasına yardımcı olmaktır görevimiz. İşte kamil iman dedikleri bu. Kamil iman sahipleri kendini küçük görür. Yaptıkları ibadetleri büyütmez. Ben onlardan şöyle fazla ibadet ediyorum, bu kadar benim amelim var. Şu haramı işlemiyorum, bunu yapmıyorum, bunlardan daha iyiyim diye düşünmez. Kişi, kardeşlerim, Allahu Teala'ya ne kadar yakın olursa manen, yani iyi, kaliteli bir kul olursa, o derecede yaptığı küçük şeyleri bile büyük görür hataları. Tam tersine, ne kadar hayır işledi, güzel şeyler yaptı, ben tam olarak bunları yerine getiremedim diye o kocaman iyilikleri de küçük görebilir. Bizlerle o hak dostlarının arasındaki en önemli farkın bu olduğunu düşünüyor birçok alim. Lütfen hatırlayınız, rahmet Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Taif'te taşlanmıştı. Rabbine o belde halkının helaki için değil, hidayeti ve ebedi kurtuluşu için dua etmişti. Yine Yasin suresinde de kıssasını anlatmıştık. Hatırlayın, Habib en-Neccar, dünyaya ait perdeler kapanmış, ilahi perdeler açılmıştı. Kendisini o sırada taşlayanlara merhamet etmedi mi? Ah dedi, keşke Rabbimin beni bağışladığını ve beni ikrama mazhar olanlardan kıldığını kavmim bilseydi. Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Burada ne anladık? Kendisini şehit eden kavminin bile kurtuluşunu arzulayan bir mümin. İşte onların yürekleri böyleydi. Şefkat ve merhamet dolu. Ama bizim yüreklerimiz artık bunların sadece izlerini taşıyor ekseriyetle. Gerçekten böyle kardeşlerim. Yani başka insanlardan gelecek bir takım acılar, zararlar, onun şunun bunu söylemesi, tüm bunlara baktığınızda, biraz geniş düşündüğümüzde insanların sıkıntı ve meşakkatlerine katlanmak daha da kolaylaşıyor. Daha affedici, merhametli ve müsamahakâr davranmaya başlıyoruz. Nasıl ki Rabbimiz Celle Celaluhu sonsuz rahmetinin bir işareti olarak bu dünyada kendisine isyan edenlere bile sabredip onlara nefes aldırıyor, onları yediriyor, içiriyor, sayısız nimetler bahşediyor, rızıklarını veriyorsa ve onları affetmek için önlerine pek çok fırsat tanıyorsa, onların hallerini ıslah edip
cennete girmelerini istiyorsa, biz Müslümanlar olarak aynı yolda ilerlemeli, insanları affetmeli, doğru yolu bularak Allah'ın rızasını kazanmaları için ter dökmeliyiz. Bu, işlenen günahı alkışlamak, desteklemek değildir. Hata, yanlış, haram ayrıdır. İnsan ayrıdır kardeşlerim. Yine kamil bir Müslümanda olması gereken özelliklerden biri, Allah'ın muhtaç ve muzdarip kullarını gördüğünde nefis muhasebesi yapmak. Ben de şu kişinin durumunda olabilirdim ya da onlar da benim durumumda olabilirdi. Hemen aklımıza gelmeli. Şeyh Sadi'nin Bostan eserinde geçiyor. Bir gece Bağdat'ta baya büyük bir yangın olmuş. Neredeyse o tarihlerde Bağdat'ın üçte biri yanmış. O sırada birisi koşuşturmanın arasında ya demiş çok şükür bu yangın bizim dükkanımıza zarar vermedi, kurtulduk. Görmüş geçirmiş insanlardan bir tanesi demiş ki, ey menfaatperest kardeşim, sen yalnız kendini mi düşünürsün? Koca bir şehir neredeyse üçte biri kül olsun da senin evin kurtulsun. Bu hoşuna gider mi? Elbette evin yanmadığı için şükret ama üzül, gülme. İnsanların açlıktan karınlarına taş bağladıklarını gören bir insan, eğer taş yürekli değilse midesini doldurmaz. Bir fakirin açlıktan kan yuttuğunu gören vicdanlı bir insan, ağzına aldığı lokmayı nasıl onun yüzüne baka baka çiğner? Öyle kardeşlerim, gönül sultanlarının hali aynen böyle. Hassas kadın ve erkeklerden oluşuyorlar. Hassaslar. Ne kendilerine bir zarar gelmesini istiyorlar, tamam, ama kendilerinden de başka insanlara, hayvanlara, yaratılan çiçeği, ağacı, hiçbir şeye, bile isteye zarar vermek istemiyorlar. Merhamet sadece insanlara değil ki. Efendimiz aleyhisselam bir gün yolda gidenlere rastladı, binek hayvanlarının üzerindeler, muhabbet ediyorlar. Yani bir yere gitmiyorlar, üzerlerinde durmuşlar bir yerde, bugünün tabiriyle biraz mola vermişler, hiç hayvanlarından inmeden konuşuyorlar, üzerlerindeler. Ne buyurdu? Hayvanlarınıza onları yormadan güzelce binin ve güzel bir şekilde istirahat ettirin. Onları yollardaki ve sokaklardaki konuşmalarınız için kürsü edinmeyin. Nice binilen hayvan vardır ki sırtına binenden daha hayırlıdır. Ve Allah Tebareke ve Teala'yı ondan daha çok zikretmektedir. Ya söze bakar mısınız? Nice binilen hayvan vardır ki sırtına binenden daha hayırlıdır. Allah Allah. Kardeşlerim, bugün maalesef vicdani hassasiyetlerden uzağız insan olarak. Maddenin esiri altındayız. Vahşi bir sırtlan gibi birbirimizin hatalarını, yanlışlarını bulup onları parçalamak, dağıtmak için fırsat kollar gibiyiz. Çocuklarımızı da bir yarış atı gibi hayata hazırlıyor. Ekmek aslanın ağzında, midesinde şunu geçeceksin, bunun gibi olacaksın, merhamet etmeyeceksin, kimsenin gözünün yaşına bakmayacaksın. Bunları diye diye çocuklarımıza gelecek inşa ettiğimizi mi zannediyoruz? Ne kadar uzağız şu anlatmaya çalıştığımız şeylerden değil mi? Süfyan-ı Sevri Hazretleri, adını duymuşsunuzdur. Mahlukata karşı çok merhametliymiş, eserlerde okuyoruz. Parası olduğunda böyle çarşılarda kafeste kuşlar vardır satılan, o zamanlarda da tahta kafeslerde. Onları alır salarmış. Yine bir gün bir tanesini görmüş, satın almış ve salmış. O kuş her gece evine gelmiş, alışmış onun yerine. Sürekli Süfyan-ı Sevri'yi izliyor. Bazen omzuna kanıyor. Ve artık kaç sene geçtiyse Süfyan-ı Sevri Hazretleri vefat ettikten sonra geliyor evine, artık bulamayınca hemen ilerideki kabrine gidip üstüne kendini atıyor ve rivayete göre bir iki gün sonra orada ölüyor. Ya kardeşim, merhamet, yani merhamet. Balıktı, kuştu, çiçekti veya şöyle değerli bir insandı, böylesine günahkardı. Merhamet. Bazen çok basit gibi zannettiğimiz, önemsiz gibi gördüğümüz küçük bir iyilik, Allah'ın merhametini o kadar celbedebilir ki, büyük ikrama belki de günahlarımızdan kurtulmaya vesile olabilir. Bu yüzden önemsiz zannettiğimiz küçük hayırlardan da uzak kalmamak lazım. İnsanın dünyada da,
ahirette de büyük küçük her hayrın manevi yardımına ihtiyacı var. Biz eleştirmeyi çok seviyoruz. Bu demek ki her dönemde var. Ashab-ı kiramın ileri gelenlerinden biri Ebu Derda radıyallahu anh. O da bu eleştirilere maruz kalmış. Şam'da ağaç dikmeye başlamış. Zaman buldukça, imkanı oldukça ağaç dikermiş, çok severmiş ağaç dikmeyi. Bayağı da yaşlanmış, yanına birisi gelmiş. Sen demiş, Hazreti Peygamberin aleyhisselam, dostu olduğun halde ağaç dikmekle mi vaktini geçiriyorsun, kendini meşgul ediyorsun? Şaşmış. Ebu Derda, yapmakta olduğu işi küçümseyen o kimseye demiş ki, ey kardeşim, dur bakalım, hakkımda böyle rastgele çarçabuk hüküm verme. Ben Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dediğini kulağımla işittim. Bir kimse ağaç diker de, o ağacın meyvesinden bir insan veya Allah'ın yarattığı herhangi bir yaratıktan biri yerse, bu o ağacı diken kimse için sadaka olur. Peki bunun tam tersine, bırakın siz bir kadına, bir erkeğe, bir çocuğa zarar vermeyi. Bırakın kediyi, köpeği, şunu bunu. Bilerek, isteyerek, yerde canlı olan bir çiçeği koparmanın, ağacı kesmenin, keyfi olarak zarar vermenin bile bir hesabı vardır. Yaş kesen, baş keser. Değil mi? Ne kadar veciz bir söz. Yani kardeşlerim, canlı, cansız bütün mahlukata iyi davranmak, şu geçici bir süreliğine bize emanet edilmiş olan kısacık hayatımızdaki nimetleri israf etmeden, saçıp savurmadan düzgün bir şekilde değer bilerek, değer vererek geçirmek boynumuzun borcudur. Şu günün belki de en önemli hastalıklarından bir tanesi, manevi hastalıklardan bahsediyorum, merhametsizlik. Kalp katılığı, kalbin yumuşamaması, gözün yaşarmaması. O zaman biraz düşünme vakti bugün bizim için. Şu program bittikten sonra birkaç dakikada olsa ben bu anlatılanların neresindeyim düşünebiliriz. Önce kendi nefsimi, sonra sizi düşünmeye davet ediyorum. Önümüzde iki tane yol var kardeşlerim. Saitlere cennet, şakilere cehennem var. Allah korusun, iki tane yol var. Ukba'daki o şakiliğin, dünyadaki en bariz alametinin merhametsizlik olduğu anlaşılıyor. Yaşını almış dedeleri, neneleri görüyorsunuz, duyuyorsunuz değil mi? O kadar çocuğu beslemiş, büyütmüş, yememiş, yedirmiş, içmemiş, içirmiş, giymemiş, giydirmiş. Yaşını aldığında evlatları bakmıyor, bakım evlerine yolluyor. Veya yapayalnız bir hayat sürüyorlar. Yine bu merhametsizlik, insanların haklarına tecavüz eden, onların haklarını vermeyen, şu haberlere yansıyan, midemizi bulandıran, başımızı döndüren, bizi kahreden cinayetlerin, tecavüzlerin, kavganın, şiddetin bugün nereye geldiğini, bizi nereden nerelere götürdüğünü bir kez daha anlama vakti. Merhamet buyruluyor, ancak şaki olanın kalbinden alınır. Biz o şakirlerden olmayalım inşallah. Küçük bir hatırlatmaydı, acizane, ilk önce nefsimize, sonra sizlere. Ya Rabbi, kalplerimizi mahlukata karşı şefkat, merhamet ve muhabbetin bereketli bir menbaı eyle. Cümlemizi elinden, dilinden, halinden, kalinden, mahlukatın istifade ettiği salih kullardan eyle. Ne olur günahlarımızı affeyle. Dualarımızı kabul eyle. Evlatlarımızı, eşlerimizi, nefislerimizi şeytanın şerrinden koru. Hakkımızda hayır olanı ver. Filistin, Gazze'den Lübnan'a, Doğu Türkistan'dan Myanmar'a, Keşmir'e, ya Rabbi, zorlukla yaşayan kardeşlerimize yardım eyle. Cümlemizi merhametsizlerden eyleme. Amin, amin, amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Geldik bir programımızın daha sonuna. Hemen aşağıda yorum kısmında duygu ve düşüncelerinizi bizimle paylaşabilirsiniz. En değerli sermayeniz olan vaktinizin bir kısmını bizimle paylaştığınız için her birinize teşekkür ediyorum. Haftaya Cuma inşallah
yeni bir programda buluşmak ümidiyle. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü.